Zaffer, iyi timing beyler. Bravo. Bravo Berkay. Bravo beyler. İyi çalıştır arkadaşlar. Kaliteli çalıştır. Evet. Ürgüp Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi'nin 10 kişi kalmasına rağmen maçtan 3-1 skorla galip ayrıldı. Bu hafta deplasmanda oynayacakları Yahyalı Spor hazırlıklarını yaptığı antrenmanla maça hazırlanan teknik ekip ve oyuncular deplasmanda galip ayrılmak istiyor. Antrenman öncesi CT Haber mikrofonuna konuşan teknik direktör Mahmut Sami Akyüz. Oyuncularımızla geçtiğimiz haftayı çok iyi değerlendirdik. Oyuncuların hem mental olarak maça çok iyi hazırlanmasını sağladık, hem fizik olarak maça çok iyi hazırlanmasını sağladık. Şöyle bir dezavantajımız vardı. Cumhuriyet Üniversitesi biliyorsunuz andırında iki tane şehit olduğu için geçtiğimiz hafta maç oynamaması. Cumhuriyet Üniversitesi de kapalı bir takımdı bizim için. Geçtiğimiz hafta futbolcularımız hep bu anlamda anlata konuşa hani tabiri caizse böyle ilmik dokuyarak geçtiğimiz haftayı çok iyi değerlendirdik. Çünkü kazanmamız gereken bir haftaydı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü bu takım gerçekten çok değerli, kişilikli, karakterli oyuncuların oluşturduğu bir takım. Dolayısıyla dışarıdan insanlar bunu bilmediği için Ürgüp Spor ilk hafta evinde kaybetmiş vesaire gibi olumsuz yorumlarda da bulunabiliyorlar. Dolayısıyla oyuncularımın da özgüveni açısından hep beraber Cumhuriyet Üniversitesi'ne 3 puanla gelmemiz gerekiyordu Sivas'tan. Ve futbolcularım ikinci devre müthiş bir duruş gösterdi. Herkes dediğimiz gibi 2 kişilik oynadı. Akabinde goller, gol pozisyonları, hani tabiri caizse sanki Cumhuriyet Üniversitesi eksik oynuyormuş, biz fazla oynuyormuş gibi bir görüntü vardı. Şu çok güzeldi. Taraflı tarafsız oradan herkesin takdirini toplayarak, herkesin tebriğini alarak sahadan çıkmak bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Sakatlarımız vardı. Hani rotasyon yapamıyoruz. Çok değerli, çok önemli bir maç. Hani oradan kazanmak zorundasınız. Ama bunların hepsini üst üste koyduğumuzda biz tüm olumsuzlukları maça giderken, maça çıkarken hep bir tarafa bıraktık. Rabbimin de yardımıyla inşallah orada 3 puan aldık, geldik. Yahyalı maçını da final maçı gibi görüyoruz. Bugünden itibaren dün takımımızı dinlendirdik. Bugün de hazırlıklarımıza tekrar başladık. Allah nasip ederse Yahyalı maçında aynı Cumhuriyet Üniversitesi'nin odaklandığımız gibi konsantre olacağız takım halinde hep beraber. İnşallah o maçtan da 3 puan alıp Ürgüp'ü 4. hafta burada evimizde. Ligde hep şunu söylüyorum, Ürgüp Spor hak ettiği basamaklara çıkacak. İşte rakiplerimizin 6. 7. haftaya kadar üzerimizdeki rakiplerimizin işte şu an ligde sıralama olarak baktığımızda Talas Gücü şu an lider. Kayseri MR var. Arkasında Su Vermez Kapadokya ve 4. sıradayız biz. Ligin 6. haftasına kadar bu takımlar birbirleriyle oynuyor. Biz bunu avantaj çevirmek istiyoruz. Allah nasip ederse bu 3 haftayı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Onun için de toplayabildiğimiz kadar puanları toplayıp İnşallah Ürgüp Spor'u ligde hak ettiği yere getirmenin mücadelesini vereceğiz. Yahyalı takımı da aynı Cumhuriyet Üniversitesi gibi birkaç yıldır bu ligde oynayan bir takım. Tecrübeli bir takım. Takımın içerisinde tecrübeli oyuncular var. Müthiş bir arkadaşlığı olan, inatçı bir takım. Son iki haftada oynadığı maçlara da baktığınızda zaten bunu da gösteriyorlar. Skoru da yansıtıyorlar. Geçtiğimiz hafta Elbistan'ı deplasmanda 1-0 yendiler. Her iki takımda mücadeleyi seven, hani kendi takım için de söylüyorum, Yahyalı için de söylüyorum. Her iki takımda mücadeleyi seven, oyunu son dakikaya kadar bırakmayan bir takım. Dolayısıyla rakibimizin avantajlarını biliyoruz, rakibimizin dezavantajlarını biliyoruz, kendi avantajlarımızı biliyoruz. İnşallah bunu sahaya en iyi şekilde yansıtıp bu haftayı da çok iyi değerlendirip inşallah Yahyalı'dan da bir deplasmandan daha 3 puan alıp inşallah 4. hafta burada bu tribünleri taraftarlarımızın doldurmasını bekliyoruz. Bravo oğlum. Aferin Mehmet. Aferin. Bravo Beco.